kısa bir süre önce gazeteci Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlarken Türkiye'de gençlik ve çocuklar üzerine bir takım tespitlerini paylaşmıştın. Burada hatta şöyle bir ifaden var. Çocuklar artık okuyup kendilerini derbeder etmektense biz neden YouTuber olmayalım, Instagramer olmayalım diyorlar demişsin. Bu şekilde düşününce acaba sen bir rol model olarak gençlere ne kadar faydalısın? Takipçilerine baktığımızda çoğunlukla genç kuşağın seni takip ettiğini görüyoruz. Sen de YouTube ve Instagram üzerinden aslında hayatını kazanan birisin. Hı. Onlar da sana bakarak okuyup ders çalışmaktansa ben de bu mecralarda daha fazla zaman geçireyim diyebiliyorlar mı sence? Soru gelsin. Tamam. Oğuzhan Uğur gençlere kötü örnek oluyor mu? Mümkün değil. Yani bunu herkes kendisi için söyler. Yani bugün buraya Gülben Ergen'i de çağırsanız o da der ki hayır. Ama benimki çok ciddi, altı çizilesi ve en azından sağlaması yapılan bir hayır. Çünkü okuduklarım, gördüklerim, tecrübe ettiklerim üzerine yapıyorum programları. Bana mesaj atan gençlerin birçoğu şu kitabı sayende öğrendik, okuduk, şu düşünceyi sayende öğrendik ve araştırdık diyorlar. Senden öğrendik dedikleri şey oraya giden yol. Yani ben yolla ulaşan yeri onlara anlatmıyorum. Bakın arkadaşlar şunu okumanıza gerek yok çünkü bu böyledir demiyorum. Ben bunu bu kaynaktan okudum ve bu kaynak böyle diyor. Siz de bir bakın diğer kaynaklara diyorum. Ben birçok genci okumaya teşvik ediyorum. Çünkü okumadan benim yaptığım işi yapamazlar. Onların bana özenmesini çok isterim. Çünkü ben program çekmek için okumak, görmek, bilmek zorundayım. Duymak zorundayım ve gerçekten anlamak zorundayım. Ama diğer YouTube kanallarında biliyorsunuz işte yeni araba aldım. İşte şuraya gittim. Şurada Luna Park'a gittim gibi şeyler var, formatlar var. Onları izlediğin zaman tabii ki o hayata özeniyorsun. Çünkü babası, annesi gelecek de onu ayda bir yere götürecek. Çocuk onu beklerken evde zaten onun hayal ettiği hayatı yaşayan insanlar var. Onları izliyor ve onlara özeniyor. Onlara özenmesinler diyorum. Keşke bana özenseler. Bana özenmek için kitap okumak zorundalar çünkü. Öğrenmek zorundalar. O yüzden kötü örnek olduğumu asla düşünmüyorum.